Huawei'nin dünya lansmanında ülkemizde İstanbul'da yaptığı ve gerçekten teknik anlamda oldukça dolu bir kulaklık olan Huawei FreeBuds Pro 2 bu videodaki konuğum arkadaşlar gelin hep birlikte bu kablosuz kulaklık bizlere neler sunuyor bir yakından bakalım. Arkadaşlar destekleriniz sayesinde kanalım çok daha ileriye doğru gidiyor ama benim sizlerin desteğine çok daha fazla ihtiyacım var. Dolayısıyla kanalıma abone olup kanalımdaki videoları şöyle bir izleyip beğenirseniz beğendim tuşuna basarsanız bir yorumunuz varsa olumlu olumsuz yorumlara bırakırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Çünkü ben sizlerin desteğiyle bu işleri daha ileriye doğru götürebilirim. Açıkçası kulaklığı ilk gördüğüm anda şunu düşündüm ki o an yanımda diğer kulaklık yoktu Freebus Pro. İkisinin arası tasarım Anlamında acaba ne farklılıklar var çünkü şöyle uzaktan baktığınızda arada çok büyük bir tasarım farklılığı yok gibi gözükse de aslında yeni nesil ürünün bir önceki nesle göre oldukça küçültüldüğünü görüyoruz. Tabii bu nasıl bir avantaj bizlere sağlıyor derseniz bu avantaj cebinize koyduğunuzda ya da daha küçük bir alanda bu cihazı taşımak istediğinizde sizlere daha büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle bir önceki nesil bir miktar daha büyük ve bir miktar daha kabaydı. Bunun önüne geçmiş Huawei tarafı. İki kulaklığın arasındaki tasarım farklarına baktığımızda aslında gözle çarpan ilk detaylardan bir tanesi kulaklığın arka tarafında bulunan Huawei yazısının hemen altında arkadaşlar. Orada bir devialet yazısı görüyorsunuz ki bu zaten aynı zamanda da o markanın logosu. Peki kim bu devialet bir bakalım. Adamlar 2007 yılında Fransa'da kurulmuş ve tek işi ses olan bir firma arkadaşlar. Sadece ses ekipmanları üretiyorlar ve hi-fi dediğimiz çok üst düzeyde bizlerin gördüğümüzde ve hakikaten çok hatırı sayılır paralar ödeyerek satın alabileceğiniz bazı hoparlör sistemleri bu firma tarafından üretiliyor. Bazı hoparlörlerinin ses kalitesi hakikaten etkileyici ama tabii ki Huawei ile birlikte yaptıkları işbirliğiyle Huawei'nin bizlere sunduğu ürünler diğer ürünlerine göre çok daha satın alınabilir seviyede ve adamların kalitesini bizlere hissettiren ürünler. Bu cihazın tabii herkes tarafından en çok merak edilen şeyi şu. Ses kalitesi nasıl? Ses deneyimi nasıl? Şimdi benim elimde sizlere bu sesi doğrudan aktarabilecek bir mikrofon ne yazık ki yok. Yani ben size ne kadar ses kaydı alırsam alayım. Sizlere tam deneyimi aktarmam mümkün değil. Ancak sizlerle aramızda oluşan yılların verdiği o samimiyet sayesinde sizlere kulaklığın deneyimini aktarmaya çalışacağım. Umarım sizlere gerekli bir şekilde gerekli bilgileri aktarabilirim ve sizleri tatmin edebilirim. Cihazın içerisinde 11 milimetrelik sürücüler var arkadaşlar. Bu sürücüler bir önceki nesle göre ve dinamik bu sürücüler %30 daha yüksek bir aktarım kabiliyetine sahip. Bu durum bizlere basların çok daha güçlü ve genel anlamda da sesin çok daha temiz gelebilmesi anlamına geliyor. Yani bu kulaklıkla dinleyeceğiniz müzikler bir önceki nesle göre %30 daha temiz ve daha güçlü bir şekilde sunulabiliyor. Ve tabi burada notlarım var. Notlarda da önemli şeyler var arkadaşlar sizlere aktarmak istediğim. Cihazda akustik ses adı verilen bir özellik var. Açıkçası ben lansmanda oradayken bundan bahsedildiğinde bir miktar şaşırdım. Yani akustik ses deyince benim aklıma farklı bir beklenti geliyor çünkü Huawei'nin bakış açısı şu diyor ki Huawei 14 Hz'den 48 Hz'e kadar sizler bazı sesleri duyabiliyorsunuz yani bu kulaklıkta akustik ses sistemi sayesinde inanılmaz bir frekans aralığındaki sesleri daha ayrıntılı bir şekilde bizlere sunabilme yeteneği var. Benim yorumlarım ne yönde onlara da geleceğiz birazdan ama ben size şu anda teknik bilgilerini aktarayım. Ondan sonra kendi deneyimlerimde zaten aktarmaya devam ediyor olacağım. İşte burada devreye giren bir detay var. O da şu adaptif Equalizer. Bu da arkadaşlar sizlerin kulak yapısına, kulağının iç yapısına ya da o anki ortam durumuna göre sesi en iyi şekilde sizlere ayarlayabilen bir yazılım. Kulaklığa bu yazılım olarak eklenmiş. Bu yazılım Yine sizler kontrol edebiliyorsunuz ama kulaklığın içinde de bunun hani kusursuz bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün mü? Çoğu senaryoda mümkün oldu benim yaptığım testlerde. Yani bu akustik equalizer olayını ben hakikaten beğendim. En azından sizlerin kulak zevkine göre bir kulaklığın sesi ayarlayabiliyor olması kulak şekline göre çok önemli bir yetenek diye düşünmekteyim ve kulaklıkta da sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördüm. Freebus Pro 2'yi satın aldınız ve kutusunun üzerinde bazı alblemler gördünüz. Bu alblemlere kafanız takılabilir. Şu anda sizlerin de gördüğü üzere logolardan bir tanesinde Hi-Res görüyorsunuz. Hemen yanında durmakta olan bir diğer logo ise yine Hi-Res'i etkileyen bir sertifika. Hi-Res ve l dediğimiz bir destekle bu ürünlerde önemli sesleri en ince ayrıntısına kadar dinlemeniz, duymanız mümkün oluyor aslında FreeBuds Pro 2'nin en önemli yeteneklerinden bir tanesi daha ayrıntılı ve daha net sesleri bizlere duyurabilmesi ve bunu da bu vadide yerine getirebiliyor olması önemli bir yetenek diye düşünmekteyim. Ve tabi Huawei kulaklıklarının bir kemik sensörü kullanıyordu. Bu üründe de kemik mikrofonu dediğimiz kemiklerdeki titreşimleri de anlamlandırarak sizlerin telefonla konuşma sırasında karşı tarafa sesinizin daha net gitmesini sağlayan bir özellik bu üründe de daha geliştirilmiş bir şekilde bizlerle buluşuyor. Bunun yanı sıra 3 tane mikrofon var kulaklığın üzerinde ve hakikaten beni etkileyen bir şey oldu bu ve testlerde de belki de bu kulaklıkta en çok etkilendiğim şey telefonla konuşma performansı oldu. Çünkü kulaklıkların telefonla konuşma performansı hakikaten mükemmel. Çok iyi bir telefonla konuşma performansı var. Telefonla konuşma yeteneği için gördüğüm en iyi kulaklıklardan bir tanesi olmuş FreeBuds Pro 2. Zaten şimdi sizlere de dinleteceğim ama bunu nasıl yapabildiğini sizlere aktarayım. Kulaklığın içine 100 milyondan fazla senaryo tanıtılmış yani kulaklığın mikrofonları Bizler için 100 milyon taneden fazla senaryoyu zaten ezbere biliyor. Dolayısıyla siz kulaklıkları kulağınıza takıp sokağa çıktığınızda ya da gürültülü bir yere girdiğinizde dışarıdan gelebilecek sesleri anlayabiliyor. Gelen sesleri anlamlandırabiliyor. Ve bununla beraber de üzerinde bulunan az önce bahsettiğim kemik mikrofonu ve diğer mikrofonlarla sesinizi en net şekilde karşı tarafa gönderiyor. Ben hakikaten birkaç kişiyle konuşurken kulağımda kulaklık olduğunu ikna etmekte zorlandım karşı tarafı. Dolayısıyla bu kulaklıkların telefonla konuşma performansı olmasına gerçekten bayıldım. Çok iyi olmuş ve tabii ki hep birlikte şu testi de bir dinleyelim. Şu anda sesimi telefonun kendi mikrofonu ve aizisi üzerinden doğrudan kulağıma koymuşum bir şekilde sizlerle konuşurken duyuyorsunuz. Şu anda ise kulağımda bulunan Huawei FreeBuds Pro 2'nin mikrofonuyla konuşuyorum. Aradaki farkı değerlendirmesini sizlere bırakıyorum. Eğer Apple AirPods böyle alternatifi telefonla konuşmak için daha iyi bir kulaklık arıyorsanız FreeBuds Pro 2'ye göz atabilirsiniz. Özellikle bu konuda İçiniz rahat bir şekilde de kulaklığı satın almayı düşünüyorsanız satın alabilirsiniz. Hazır gürültüden bahsetmişken şu gürültü engelleme olayına da bir bakalım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Huawei gürültü engelleme konusunda önemli bir yol kat daha önceki modellerinde. Birinci nesil FreeBuds Pro'da 40 desibele kadar bir gürültü engelleme yapabilme özelliği varken ikinci nesil FreeBuds Pro'da yani elimde tutmakta olduğum bu modelde bu durum 47 desibele kadar çıkartılmış durumda. Nasıl çalışıyor? Nasıl bir yenilik var derseniz aslında tanıdığımız yenilikler yine bizlerle buluşuyor ama tabii ki daha yüksek seviyelere çıkabiliyor burada gürültü engelleme özelliği. Kulaklığı kulağınıza taktığınız farkındalık modu var üzerinde. Farkındalık modu güzel çalışıyor. Bu özellikleri kulakların üzerinde bulunan dokunmatik bölümlerden ya da A-Life uygulaması üzerinden yönetmeniz mümkün oluyor. Onu da araya bir sıkıştırayım şöyle. Detaylarına yine değineceğiz. Ancak bu kulaklıkta sizler farkındalık modunu kullanabiliyorsunuz. Dinamik olarak gürültü engelleyebiliyorsunuz. Hemen dışarıdaki sese göre sizin gürültü engelleme seviyenizi kulaklık ayarlayabiliyor. 47 desibel etkileyici bir seviye. Şöyle bir kontrolle bulundum videoyu hazırlarken sizlere. Bir uçağın, günümüzde bindiğimiz uçakların içinde bulunan gürültünün ortalama ne kadar olduğunu araştırdım. Ve 90 ila 95 desibel arasında değişen bir güncel uçaklardan bahsediyorum ve yolcu uçağından bahsediyorum. iç kabin gürültüsünü buldum. Yani bu da şu demek oluyor. Bir uçakta bu kulaklığı kullandığınızda gürültünün neredeyse yüzde %50'sini kesebilme yeteneğine sahip bu kulaklıklar. Bu açıdan da gürültü engelleme anlamında önemli bir yol kat etmiş Huawei tarafı. Ayrıca az önce sizlere söylediğim gibi üzerinde de dokunmatik bölümler var. Buralardan dilediğiniz gibi kulaklarınızın hareketlerini kullanarak şarkı atlama, gürültü engellemeyi açma gibi gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. FreeBus Pro 2'ler hem HarmonyOS'la hem iOS'la hem de Android'le çalışabiliyor. Özellikle iOS kullanıcılarının sorularını cevaplamak için söyleyeyim. Ben genel anlamda bir problemle karşılaşmadım. İki platformda da test etme imkanım oldu tüm platformlarda genel anlamda önemli işte şöyle bir sıkıntısı var böyle bir problemle karşılaştım diyebileceğim kayda değer bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Sadece iOS kullanıcıları için şunu söyleyebilirim. Çok nadir de olsa 5 defadan birinde ya da ikisinde bazen senkron kayması gibi bir sıkıntı olabiliyor. Bunun için de yapmanız gereken şey şu oluyor. Kutusuna kulaklıkları koyup tekrardan açıp yani bir bağlantıyı kes bir daha bağlı gibi bir duruma girerseniz bu problemi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ama hani bunun da var olduğunu sizlere söyleyeyim. Ve tabi az önce de söylediğim gibi birçok özelliğini bu kulaklığın Huawei AI life uygulaması üzerinden yönetiyorsunuz. Bu uygulamada yine hem iOS'ta hem Harmonyos'ta hem de aynı zamanda Android'de mevcut. Ve tabi pil ömrü çok önemli kablosuz kulaklıklarda. Bu üründeki pil ömrünü kendi senaryomla, kendi kullanım detaylarımla sizlere aktarmak istiyorum. Notlarıma bakıyorum hemen. Bu kulaklıkları kutusundan şimdi açtım, çıkarttım diyelim ve kullanmaya başladım. 3 ila buçuk 3 saate kadar kutusundan çıktığı full şarj ile gidebiliyor. Bu güzel bir detay. Onu bir koyalım cebimize. Ve tabii iş kutuya geldiğinde bizlere sunabildiği pil ömrü yaklaşık 25-26 saate tekabül ediyor. Şimdi sizler sadece İşe giderken ya da bir saatlik bir yola gidip gelirken kulaklığı kullanıyorsanız bu kulaklığı ne kadar da bir şarj edeceksiniz? Benim yaptığım testlerde haftada bir kutusuyla birlikte kulaklıkları şarj etmek yeterli oluyor. Yani bu ürünü haftada bir şarj etmek yeterli diye düşünüyorum. Kendi yaptığım testlerde bu arada kutusunla bir kablosuz şarj desteği de var. Bu özellikle kablosuz ters şarj teknolojisine sahip bir akıllı telefonunuz varsa sizler için çok daha önemli bir avantaj oluyor. Bir şarj aleti taşımak zorunda kalmıyorsunuz yanınızda ekstra. Ya da bir kablo taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi gelelim benim şahsi düşüncelerime ki bence birçoğunuzun aslında en çok önem verdiği yer burası. Ben bu kulaklıkları beğendim ama şöyle yorumlarım da var arkadaşlar. Kulaklığı kutusundan ilk çıkardığımda yaklaşık 3 tane güncelleme aldı. Bu güncellemelerin her birinde kulaklıkları yaklaşık 10 dakika boyunca kullandım. Yani her güncellemede ne değişiyor, ilk çıkardığımda nasıldı, güncellemelerle neler değişti diye bir baktım. Ve gerçekten ilk çıkardığım haliyle son güncellemeden sonraki halinin arasında yaklaşık %40-%50'lik bir ses kalitesi farkı var. Ses daha iyiye gitti. Dolayısıyla bu ürünü satın alırsanız mutlaka ama mutlaka bir güncelleme yapın, hatta tüm güncellemeleri yapın, ondan sonra kulaklığı kullanmaya başlayın. Yani belki bana gelen ürün test ürünü olduğu için de böyle olabilir. Ama siz ne olursa olsun kulaklıkları kutudan çıkardığınızda mutlaka ama mutlaka güncellemeleri bir kontrol edin diyeyim. Bir önceki nesliyle bu modelin arasında, yani FreeBus Pro ile FreeBus Pro 2'nin arasında 1000 liralık bir fiyat farkı var. Ben FreeBus Pro kullanıyorum, FreeBus Pro 2'yi alayım mı? Bence alma, gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü ikisinin arasındaki fark yani senin kulaklığını değiştirmene değecek bir durum değil. Çünkü FreeBus Pro zaten çok iyi bir kulaklıktı. FreeBus Pro 2'ye geçmen için bence acele etmene gerek yok. Ha, bütçen uygundur, onlar ayrı. Ben soru olarak kendi kendime soruyorum, sizler adına da cevaplıyorum. Peki bir kulaklık alacağım, FreeBus Pro mu alayım, Pro 2 mi alayım derseniz de işte buradaki cevabım da sizlere ben olsam Freebus Pro 2 alırdım yönünde. Çünkü sebebi şu, ikisinin arasında 1000 liralık bir fiyat farkı var. 1000 lira hani maalesef eskisi kadar bizler için büyük bir para olmadığı bir dönemde ne yazık ki. Ve hani iyi bir para veriyorsunuz, 2500 lira da büyük bir para, 3500 lira da büyük bir para. 1000 lira daha verip biraz daha yeni, hatta en yenisini ve daha uzun ömürlü kullanabilme şansınız varken... Bence Freebus Pro 2 almanız daha mantıklı olur. İkisinin arasında kaldıysanız ama dediğim gibi önceki nesneye sahipseniz buna geçmeniz çok da mantıklı değil. Bir Apple AirPods Pro kullanıcıysanız sizler yani bir Apple kulaklık sahibiyseniz bu kulaklığa geçmeli misiniz? Bence bir bakın. Çünkü güzel bir kulaklık olmuş ve açıkçası sizlerin böyle araştırırken Apple'la bu kulaklığın arasında kaldığınız bir durumda sizler için iyi bir alternatif olabilir ama buradan hani doğrudan gidin alın diyemiyorum çünkü ses bildiğiniz üzere çok önemli bir böyle zevk renk durumu. Ben mesela çok baslı müzikleri seviyorum dolayısıyla bas veren kulaklıklar benim için en iyi kulaklıklar. Ama o bası verirken de böyle ortalığı duvar, darma duman etsin istemiyorum yani. Hani böyle temiz, net bir ses alayım aynı zamanda istiyorum. Dolayısıyla hani benim için bu kulaklık Basları iyi verebildiği için evet başarılı Ama ben burada objektif bir şekilde duruma yaklaşmaya çalıştığım için de Sizlere en düzgün şekilde duruma özetlemeye çalıştım. Tabii çok büyük rakamlardan da bahsediyor olabilirim bazı kullanıcılar için. Yani 3500, 2500 işte AirPods Pro dedim 5500. Bu AirPods Pro 5500 lira. freebus Pro 2 3500 lira. Arada 2000 lira bir fiyat farkı var ki belki bazı kullanıcıların yani AirPods almayı düşünen kullanıcıların daha çok kulak zevkine uygun bir kulaklık. O yüzden söylüyorum hani mutlaka ikisini bir karşılaştırın almadan önce. Dinleme fırsatınız varsa hele mükemmel olur sizler için daha iyi bir sonuca varabilirsiniz. Ancak benim bu kadar bütçem yok. Ben daha uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorum diyorsanız da Huawei benim son dönemde gördüğüm en iyi aslında fiyat performans ürünlerinden bir tanesi olan kulaklığı Huawei FreeBuds SE modeline de bakabilirsiniz. O ürünün de fiyatı son dönemde 600-700 lira bandında diyebilirim sizlere ve bu kulaklığa da bir göz atabilirsiniz diye düşünmekteyim. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu kulaklık hakkında? Sizce nasıl olmuş? Tasarımı benim sizlere aktardıklarından yola çıkarak ses kalitesi vesaire bu konulardaki yorumlarınızı lütfen yorumlara bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.